Bir teknenin içerisindeyim şu an. Arkadaşlarımızla bir 4 günlük tekne kiraladık. Aralık ayındayız. Afyon, Eskişehir, Ankara'da kar var. Burada da 15 derece, 16 derece bir hava var. Teknemiz 15 metre uzunluğunda. Şurada görüldüğü gibi 2 tane kıç kamerası var. Şöyle çok şık bir mutfağı var. Mutfak yaklaşık 10 metrekare ancak vardır. Efendim bir de baş kamerada 2 tane odamız var. Efendim tuvaletlerimiz var. Her neyse. Minimal yaşam için ve bu yaşamı benimseyenler için ideal bir tekne. Ben size dün tuttuğumuz balıklardan, küçücük balıklar bunlar. Bu arada elime şu balığın iğnesi battı. Çok sağlam. Acıtıyor. Bu balıklar bakın böyle 7-8 santim, 10 santim küçük balıklar. Ben çok üzülüyorum. Küçük balıklar hemen atıveriyorlar. Tut, yemeyeceksen niye tutuyorsun? Ben de tekne içerisindeki malzemelerden arkadaşlarım daha uyanmadan bir balık çorbası yapacağım. Çok basit malzemeler. Şu çarpan balık. Bunun şurasında bir iğne var. O battı mı bir saat acıtıyor. Bu balığın ismi kumkum, kumcu ya da lokum deniyor. Efendim, çok lezzetli bir balık. Şimdi bu dört balık, biz de dört kişiyiz. Şimdi kişi başı küçücük balıkla yiyecek halimiz yok. Ama bunlardan çok güzel bir çorba yapacağım. Bir tane kerevizim var. Bir tane atmayalım dediğimiz güzel bir acı biberimiz var. Samandağ biberi. Soğanımız, işte zeytinyağımız, karabiber, tuzumuz. Şurada topladığımız kekiklerimiz. Vazo bulamadık, cezveye koyduk biz de. Ve ıhlamur. Bu yemeğe katılmayacak tabii ki. Evet, devam ediyoruz balık yapmaya. Şu küçük, Allah, küçük yavruları alıyoruz. Böyle çorba içine. Önce suyunu bir haşlıyoruz burada. Şöyle 5 dakika haşlanınca ben bunu birazdan geri çıkartacağım. Etlerini ayıklayacağım. Sonra kemiklerini bir daha atacağım. Burada ne var? Bildiğiniz soğan. Soğan sötesi. Şimdi teknede muhteşem bir soğan kokusu olacak. Ve arkadaşlar diyecekler ya ne oluyor? Bir şeyler olacak herhalde diye. Heyecanlanacaklar yattıkları yerlerde. Burada da incecik kerevizi yumrusunu doğradım. İşte sarımsaklarım var. Önce birazcık soğanları şey yapınca, az bir şey söteleyince hemen arkasından kerevizi de atacağım. Ben nerede olduğumuzu az önce söylemedim. Biz şu an eminim çoğunuzun ilk defa duyacağım. Bir adadayız. Adanın ismi Gemile. Gemile. Gemilerde diyenler var. Ama haritalarda Gemile Adası diye geçiyor. Burada 5. yüzyıla ait yapılar var. Bizans döneminden kalma 5 tane kilise var. Bakın 5. yüzyıl 400-450'ler, 460'larda inşa edilmiş muhteşem bir ada. Gemile Adası nerede? Gemile Adası efendim Fethiye. Yani Fethiye'den buraya gelinebilir. Evet, en uygun yer Ölüdeniz'e, Ölüdeniz'den gelinebilir. Fethiye'nin bir kasabası veya çok yakın bir yerleşim. Bir de Kelebekler Vadisi dediğimiz yere yaklaşık 4 kilometre kadar uzağız. Şimdi soğanın üstüne kerevizleri de attım. Evet, zeytinyağımız teknede bitmek üzere. O yüzden biraz da yağ ihtiyacım vardı. Tereyağı attım. Şurada da balıklar içeri atılalı yaklaşık efendim kaç dakika oldu? 10 dakika olmuştur. Bu balıkları şöyle bir tabakta soğutacağım. Ondan sonra onların etlerini ayıklayacağım. Kemiklerini, kafasını, kılçıklarını tekrar suyun içine atacağım. Şimdi altını kapatayım, boşuna gelmesin.
Etleri çünkü parça parça oluyor. Onları ayıracağım. Kemiklerini tekrar haşlayacağım. Şöyle bir 30 dakika kadar. İyice kemiklerinin özü suyuna, çorbamızın suyuna karışsın diye. Bunu mutlaka yapın. Çünkü çok değerli besin maddeleri var. Bu şekilde balık tüketirken hem israfı önlemiş olursunuz, hem efendim gıdaların ziyan olmasını önlemiş olursunuz. Hem bu küçücük balıkları madem tuttunuz adam gibi, değerlendirelim bari. Evet, balıkları ayıkladım. Bunlar etleri, bu bekleyecek. En son 3 dakika, yani çorbanın altını kapatmadan 3 dakika önce içine koyacağım. Burada kılçıklarımız. Kılçıkların içindeki değerli bu gıda maddelerini kaçırmamak için. Bunun içinde ne var? Glikoz, amino, glikan var. Millet buna tonla para ödüyor. Efendim kolajen var, elastin var, keratin var. Bunlar bağ dokusunun çok önemli elemanları. Sağlığımız açısından çok değerli gıda maddeleri. Evet, kerevizle birlikte soğanımız muhteşem oldu. Bu arada bir de bakalım dışarıda neler oluyor. Gün doğmak üzere. Evet. Teknemizin arkası. Sabah saat 7.30. Evet. Güneş doğacak birazdan. Şu gördüğünüz yüksek dağ Baba Dağı. Onun tepesinden aşağıya paraşütle atlıyorlar. Aşağısı da o dağın etekleri de Ölüdeniz. Şurada bizim muhteşem adamız. Antik bir kıyı, antik bir ada. Hastasıyız. Evet, 40 dakika oldu. Balıkların kılçıklarını çorbadan alıyorum. Bunu süzebilirim ama burada plastik süzgeçler var. Sevmiyorum plastik süzgeçler. Yemeklerimi plastik yesin istemiyorum. Bu bir prensip. Ben de mümkünse çok sorun değil, bakın oluyor işte, bakın kevgirle şunu icat edenler ne büyük babalara kevgir icat etmek, illa bir şeyler geliyor gelsin, bir iki kılçıktan hiçbir şey olmaz. Çocuklar tabi bazen tek diye canım yemeği yemek istemiyorlar. Evet. Böylece maksimum seviyede efendim balıktan yararlanmış oluyoruz. İçindeki değerli yağları, minerallerini balığımızın çorbasına atmış oluyoruz. Evet. Şimdi bu çorbanın içine ben birazcık böyle karabiber atacağım ama bütün vaziyette. Ondan sonra da bunu boşaltacağım içine. Bu kerevizle efendim şeyin. Şimdi bir elimde kamerayı tuttuğum için telefonu, şunu ben birazcık boşaltayım. Bu arada lokum, bir tane daha lokum geldi. Lokum balığı. Bunu da yarınki çorbamıza yaptık. Mahir kaptanım. Kerevizle soğanı sötürdükten sonra balık suyunun içine atıyorum. Burada neyim var? Burada güzel sağlam bir samandağım var. Daha sarımsağı ezdim. Biliyorsunuz sarımsağı hep ezip kullanıyoruz biyo yaralarını arttırmak için. Şurada balıklarımın etleri var. Efendim, şimdi samandağı atacağım çorbamın içine. Hoppa. Tabii teknenin mutfağı küçücük bir mutfak olduğu için biraz minimal şartlarda çalışıyoruz. Ama teknenin sahibine teşekkür ediyorum. Biz sahibi değiliz. Bu arada herkes de tekneniz çok güzelmiş. Tekne benim değil, kiralama.
Biz kışın geliyoruz, çok ucuz oluyor. Yazın dünya para. Vallahi dünya para hiç gerek yok. Bir tane tekne kiralıyorsunuz. Aralık ayındayız. Her yerde kar varken biz burada tek başımıza, kimse yokken denizin keyfini çıkartıyoruz. Şimdi de sarımsakları atacağım. Hopa. Tüm atıyorum. Sarımsakları bir 20 dakika önce ezdim. Böylece içindeki alisini ortaya çıkarttım. Bu alisin ısıya daha dayanıklı bir madde. Çok muhteşem bir çorba olacak. Ve en sonunda balıkları atacağım. O da 2-3 dakika önce yiyeyim. Yani çorbanın altını kapatmadan 2-3 dakika önce. Evet, şimdi 30 dakikada böyle, 20 dakika diyelim herhalde, 20 dakika oldu. Şimdi basitçe oğlamın etlerini çorbama boşaltıyorum. Bu arada habire yeni balık geliyor. Yarınki çorbalar da, çorbaların malzemelerini denizden arkadaşlar çekiyor. Çok çekmiyorlar ya, 3-4 tane balık aldılar. Evet, bir 3-4 dakikada bu şekilde daha yoğun oldu, az bir şey sıvı ekleyebiliriz. Her neyse, son kısmı bu. Afiyet olsun. Evet, bu da final. Bana hep kızıyorlar, hocam final görüntülerini istiyoruz diye. Bakın karabiberler, o siyah siyah. Bunları yerken böyle ağzınızda da patlayacak. Çok güzel karabiber. Teknede tabi biraz yeşillik istedim. Bir tek dereotu vardı. Biz de dereotu koyduk. Şöyle. Çok hafif bir de limon atarsanız muhteşem bir çorbanız olur.